İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 4. toplantısının 2. oturumu yapılacak. Anıt uzmanı Samvel Karapetyan'ın kardeşi savaşta şehit düştü. Ermenistan ve Azerbaycan kontrolündeki Artsakh'ın yerleşim yerleri, güncellenmiş harita. Martuni'ye 1500 kişi geri döndü. Altyapılarının restorasyonu devam ediyor. Angela Merkel, Artsakh konusu dahil Türkiye hakkında bir rapor hazırlanacak. Ermeni yaşlı adamın kafasının kesilmesi vakası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulan başvurusuna dahil edilecek. Tigranakert'te Sahabe Tepesi sit alanı ilan edildi. 28 sayılı karara göre Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı sizi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 4. toplantısının 2. oturumuna davet etme şerefine sahip. Oturum 19 Aralık Cenevre saati 9.30'da başlayacak. Adres Kanton Meydanı 22, Cenevre, İsviçre. Aşağıda gündemi sunuyoruz. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10'da toplantının gündemini sunmak ve onaylamak, yeni parlamento adaylarını sunmak ve onaylamak, son tarih Aralık 2023. Bu yılın yeni yönetici kararları ve yeni iş düzenlemelerde olası değişikliklerini oylamak, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 12.30'da iş molası, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 14'da Batı Ermenistan hükümetine yeni bakanlar atamak, görev süresi Aralık 2023'e kadar, Batı Ermenistan hükümeti bakanlıklarını ve bakanların temsil etmek, Ulusal Meclisi'nin 5. toplantısının 2. oturumunda sunulması gereken yeni hükümet programının hazırlık tarihini onaylamak, yıl boyunca genel meclis toplantıları takvimini belirlemek, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 2020 yılının ilk yarısındaki faaliyetinin genel durumunu tanımlamak. 20 Aralık 2020 Pazar günü Cenevre, saat 10'da gayri resmi toplantı, saat 12.30'da resmi yemek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacian. Değerli yurttaşlarımız, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyesi ve anıt uzmanı Samvel Karapetyan'ın kardeşi Bahram Karapetyan ölümsüzlük yolculuğuna uğurlandı. Doktor unvanına sadık kalarak vatanına yardım etmek için ilk sıralarda yer almaya acele etti. Kesintisiz bombardıman altında hayatlar kurtardı. Ama 4 Kasım'da sinsi düşman canına kıydı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Bahram Karapetyan'ın zamansız ölümü vesilesiyle Batı Ermenistan adına ailesine, akrabalarına ve dostlarına başsağlığı diliyor. 21 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti Artsakh Savaşı nedeniyle Azerbaycan'ın kontrolü altındaki toplulukların sakinlerine yardım sağlamaya karar verdi. Azerbaycan kontrolündeki Artsakh Cumhuriyeti'nin yerleşim yerlerinin listesi ilk kez bu kararın ekinde resmen sunulmuştu. Bu listeye göre Azerbaycan kontrolündeki toplulukların sayısı 121'dir. FİPM sitesi bu listeye göre hangi yerleşimin kimin kontrolünde olduğunu gösteren bir harita hazırladı. 9 Aralık'ta Artsakh Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanlığı kendi listesini sundu. Ancak iki resmi liste arasında bazı farklılıklar vardır. Bu nedenle aşağıda Artsakh yerleşim yerlerinin kontrolü konusunda Artsakh Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanlığı tarafından sunulan listeye dayalı olarak güncellenmiş haritayı sunuyoruz. Ermeni kontrolündeki yerleşim yerlerinin isimleri kırmızıyla, Azerbaycan'ın işgal ettiği veya Azerbaycan'a teslim edilen yerleşim yerleri siyahla işaretlenmiştir. Harita web sitemizde yayınlanan makalede mevcuttur. Savaştan sonra Martuni kentinde altyapının restorasyonu çalışmalara devam ediyor. Martuni Belediye Başkanı Edik Avanesyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede bunu ifade etti. Ona göre bazı mahalleler hariç gaz arzı neredeyse tamamen restore edildi. Elektrik arzının restorasyonu gündemde kalmaya devam ediyor. Avanesyan, 1500'den fazla sakinin Martuni'ye geri döndüğünü söyledi. Azerbaycan'ın kontrolündeki Martuni bölgesi topluluklarından sadece 50 aile var. Martuni'de savaşta hasar gören 10 daire restorasyona tabi değil. Bu aileler geçici olarak konutlarda barındırıldı. Martuni Belediye Başkanı, bombardımandan kısmen zarar gördükleri ve restore edilmeleri gerektiği için kentin iki okul ve ana okulunun henüz çalışmadığını bildirdi.
Armepres'in Türk kaynaklarına atıfta bulunduğu raporlarda belirtildiği gibi Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj operasyonlarına uygulanan yaptırımlar artık istikrarı bozucu eylemlerin AB için kabul edilemez olduğunu gösteriyor diye açıkladı. Macron, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu da kaydetti. Almanya şansölyesi Angela Merkel ise şöyle dedi. NATO bağlamında Türkiye'ye silah ihracatı konusunda tartışmalara hazırız. Ayrıca Merkel, Mart ayındaki AB zirvesi için Türkiye hakkında bir rapor hazırlanması gerektiğini de kaydetti. Rapor hem Libya hem de Dağlık Karabağ meselesini inceleyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Yerişe Kirakosyan, Sputnik Armenya Ajansı'na insanlık dışı muamele gören 66 Ermeniden Azerbaycan'ın sadece 15'inin gerçeğini doğruladığını söyledi. 9 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Azerbaycan'a karşı acil tedbirler alınmasını isteyen yeni bir başvuru gönderdi. Kirakosyan, ikisi ateşkesin ardından Azeriler tarafından kaçırılan ve esir alınan diaspora Ermenileridir. Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre orada bulunan insanlar hakkındaki kanıta dayanarak bu talebi gönderdik, dedi. Ona göre ateşkesin kurulmasından sonra meydana gelen son 15 olaydan bu sadece biri, diğerleri savaş sırasında veya Azerbaycan kontrolü altındaki topluluklardan esir alınan kişilerdir. Bazı esirlerle ilgili Azerbaycan'a verilen iki terimden biri dün sona erdi, diğeri bugün sona eriyor. Ancak Ermenistan henüz Azerbaycan'dan yanıt almadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvurularında kayıtlı 66 kişinin çoğu asker, sadece 20'si sivil. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenilere karşı işlediği savaş suçlarını ispat eden ve internette düzenli olarak yer alan videolara atıfta bulunan Kirakosyan, bu videoların davalarında mutlaka yer bulduklarını söyledi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Diyarbakır Tigranakert ilinin Dicle ilçesinde bulunan Sahabe Tepesi olarak anılan bölge, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nce birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Ekiplerce bölgede yapılan ilk incelemede çok sayıda kaya mezar tespit edildi. Bölgenin geçmişinin gün yüzüne çıkarılması için gerekli arkeolojik kazıları başlatılacak. Arkeologlar görevlendirildi ve burada keşif çalışması yapıldı. İncelemede buranın sit alan olma statüsünde olması gerektiğini tespit ettiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vostan topluluğu tarafından seslendirilen eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.